geçen gün oturdum dedim ki bugün farklı bir tank inceledim. Hiç kimsenin almadığı, çok fazla piyasada durmayan bir tank inceledim. Hangi tankı inceleyeceğime karar veremedim. Sonra YouTube'a gelen yorumlardan bir tanesine baktım. İşte o yorum aynen şöyle. Faruk Türkoğlu demiş ki üst hat tahvilde alınabilen 8. seviye Çin tankı T-34-3'ü inceleyebilir misin lütfen? Ben de cevap olarak en kısa zamanda dostum yazdım ve işte o en kısa zaman geldi. Şimdi bak bu tank bende yoktu, tamam mı? Bu tank bende yoktu abi, gittim şu şeyden ticaret kervanından kiraladım. Bende yokmuş tank. Dedim nereden bulabiliriz falan filan derken şu anda çalışmıyor, bir hata veriyor gerçi ama gittim ticaret kervanından kiraladım bunu. Tankı aldığımda ilk yapmam gereken hemen bir atışa baktım. Zayıf noktaları nelerdir, güçlü noktaları nelerdir diye. Ömer arkadaşımızın, Ömer miydi Faruk muydu? Dur bakalım. Faruk Türkoğlu. Faruk Türkoğlu'nun dediği tankı aldık ve ilk olarak şuna baktım. Bu tankı aldığımda ilk olarak garajıma geldi, kiraladım. Ortalama hasara baktım 390, ortalama derme 196, bu birazcık sıkıntılı, hatta şöyle yapayım ben size, topunu göstereyim. Ortalama derme 196, birinci mermi, ikinci mermi 250 mm. Nişan alması 0.42, biraz kötü, dağılması biraz kötü, isabetliliği biraz kötü öyle söyleyeyim. Nişan alması 2.5 saniye, yani topunun çok da böyle hasar açısından tatmin edici bir hasarı var fakat diğer özellikleri delmesi ve top yüklemesi nişanı falan biraz kötü. Hani topu çok böyle tatmin etmeyebilir size. Fakat ben bu tankla 7-8 tane maç yaptım. Açıkçası ilk maçlarda alışamamıştım fakat maç yaptıkça alıştığım bir tank haline geldi. Şunu da göstereyim. 6.5 derece eğilme açısı var topun. Bu da biraz az. Yani taret oynayıp bir şey yapacağınız bir tank değil. Fakat enteresan bir tank. Niye? Çünkü zırhı çok fazla işime yaradı maçlarda. Hani hiç beklemediğiniz mermileri sektirebiliyorsunuz. Eyvah diyorsunuz işte yiyeceğim şu anda. O bir bakıyorsunuz sekiyor falan böyle. Kule zırhı 200 mm. Kulenin yan zırhı 130 mm. Arkası 60 mm. Gövde zırhı 100 mm. Ön 80. Yanlar 45 derece arka. Can puanı ise 1400. Beni etkileyen şey bu tankta hareket kabiliyetiydi. 50 km ileri hızı, 20 km geri hızıydı. Siz bunu daha da arttırabilirsiniz mürettebatlarınız ve ekstra donanımlarla ve tahvili donanımlarla daha da arttırabilirsiniz. Gizlenme konusuna geldik abi. Gizlenme konusu çok fazla bir şey beklemeyin. Çok ciddi bir gizlenme puanına sahip değil. Tespit etme yani fena değil diyebiliriz. Orta karar bir tank gibi görünüyor. Yani şöyle bir örnek vereyim ben. Futboldan bir örnek vereyim. Ümit Davala diye bir adam vardı Galatasaray'da. Bu adam bir futbol şeyi değildi, yıldız değildi. Bu adam süper bir futbolcu değildi fakat oynadığı maçlarda hiç beklenmedik goller atardı. Giderdi kafa vururdu, gol olurdu. Defansa yardıma gelirdi, çizgiden top çevirirdi. İşte sağ tarafa koşardı, kanada inerdi, ortayı yapardı. İşte gol pozisyonu ayarlardı. Takımda olduğu anda iş yapan bir adam, iş yapabilme şeyi kabiliyeti olan bir tank. Fakat takımda olmadığında da hani eksikliği çok fazla hissetmeyeceğiniz bir tank. Yani olsa da olur, olmasa da olur ama olursa aa bak bu tank varmış diyebileceğiniz bir tank olarak tanımlayabilirim. Şimdi şuna da bakacağız. Maçta da izleyeceğiz şimdi biraz T-34-3'ü. Ben keyif aldım ama adapte olma sürecim çok uzun sürdü. 9 maç, 10 maç biraz zor adapte oldum. Oynamadığım bir tanktı. Dediğim gibi bende yoktu. Şimdi hep birlikte bir şeye geçelim. Tank GG'ye geçelim. Orada bir bakalım. Ondan sonra da bir o maçımız var. O maçı izleyelim. Şimdi bak. Burada açtık biz tank GG'yi. Ne dedik biz kule zırhı için? 200 dedik. Fakat kuledeki bombe sayesinde bu zırh feci yükseliyor. Hani T-34-3 bu Çin tankının zırhı neredeyse 200 mm, 280, 290, 300 mm'lere kadar çıkıyor. Gövdenin yan zırhı sizin sektirebileceğiniz bir açıya geliyor. Rikoşe bulma açısına geliyor. 460 mm'lere kadar çıkıyor. Tankınızın en zayıf yerin şu bölgesi abi. Şu bölgesi. Hani o açıdan şunu söyleyebilirim bu tank için. Taret oynayabileceğiniz bir tank, side scrap yapabileceğiniz bir tank, saatte 50 km hıza çıkıyorsunuz. Bunu mutlaka kullanın. Çok fazla avantajı olacaktır sizin için. Zaten taretin önündeki silah var, top var biliyorsunuz. Bunun yanındaki matlet vesaire bunlar hani artık 400'lere kadar çıkıyor.
Derinmeniz çok zor. Zayıf noktanız ön bölümünüz. Şu bölüm gördüğünüz gibi 160 mm, 170 mm birçok tank delecektir sizi önden. Fakat üstte de bir şey var. Komutan kapağınız var. O da 180 mm'lerde. Yani çok büyük bir şey değil. Komutan kapağı değil. Ama sizi zora sokabilir. Eğer hareketsiz kalırsanız buralara iyi nişan alan tanklar olacaktır. Oradan hasar yiyebilirsiniz. Zırh şemamız da bu şekilde. Hemen bir maçımıza geçelim. Bakalım maçta neler yaşandı. Bir de onu inceleyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi burada Bozkır haritasındayız. Pozisyonumu alacağım. Burada şu ota geçeceğim ve bizi açmaya çalışan öncelikle ilk hedefim hafif tanklar olacak. Sonrasında da karşı tarafta görebileceğim tank destroyer ve orta tankları atışlayacağım. Ben bir tankı gördüm. Nişanımı alıyorum. Biraz geç dışı alıyor ama iyi bir atışla. 365 hasarı veriyoruz bombele. Spotlandık, geri düşüyoruz. Orada LTDB ve diğer takım arkadaşlarımız Cromwell'i garaja gönderiyor. Scorpion nişan alıyorum. Scorpion biraz uzakta, göremiyorum. Büyük ihtimalle önümdeki taşın arkasında kalıyor. Spotlanmıştım. Spotum düşmüştür diye tahmin ediyorum. EBR'ye baktım. Kötü bir atış. Kötü bir atış. Bu tamamen benim kolsuzluğum, beceriksizliğim. EBR aynı yerde gezmeye devam ediyor. Burada takımımızın çok dengeli bir şekilde gittiğini görüyorum sağ taraftan. Fakat sol taraftaki ağır tanklarımız rakibin dibine kadar girmiş durumda. Scorpion yine orada. Hedefim Scorpion. EBR uzaklaştı. LTG tankı da bizim takımımıza spot vermeye çalışıyor. Şu anda dengeli bir maç izliyoruz. TS4 ile de bu dengeyi koruyarak, çok fazla ilerlemeden, takımdan çok fazla kopmadan atış desteği vermeye çalışıyorum. EBR tekrar geldi. Geleceği çok belliydi zaten. Burada ben EBR'ye nişan almıyorum, tepki vermiyorum. Çünkü burada telefonla oynuyordum. Telefona bakıyordum. Çok geç fark ettim EBR'nin geldiğini. Fark ettiğimde de geç olmuştu. Ama EBR maalesef yine benim topumun hasarına maruz kalıyor ve 355 hasarla EBR'yi garaja yolluyoruz. Şimdi takımın sağ tarafına destek vermeyi düşünüyorum. Sol taraf biraz daha sıkıntılı. Orada ağırlarımız var. Ağır tanklarımız daha ilerideydi fakat iki tanesini kaybettik. Ve onlar da önemli alırlardı. Bu yüzden sağ tarafa destek verip en azından cap'le kazanabiliriz mantığında oraya doğru ilerliyorum. Bu arada yine telefonla oynuyorum. Çok saçma yerlerden geçiyorum çünkü tankla gördüğünüz gibi. Buraları hızlandıralım biraz. Çok fazla aksiyonumuz yok buralarda. Evet. Haritaya bakıyorum. Keplemek üzereyiz. Orada tahminimce 4 tank görünüyor. Tabi arkada da vardır. İşte bir tanesi çıktı. 5. tank. Onun nişanımı alıyorum. Atışımı yapıyorum. Çember kapanmadan attım. O benden sektirdi. Sektirmesi de normal. BK-30'un benden. Seviye 6 bir tank. Kolay kolay delemeyecektir bizi. Özellikle de taretimizden. Ama ön zırhımızı da burada sektirmeyi başardık. T-150 ile birlikte VK-30'a doğru gidiyoruz. Bu tepeyi açtığımızda VK-30 gelecek. Spotlandım, tedirgin oldum. Fakat VK-30 çıkmaya devam ediyorum. VK-30 vurdu bana. Hasarını verdi. Ben vurdum. Onu garaja yolladık. Yanındaki Tiger'ın atışıyla. Pardon, T-150'nin atışıydı arkadaşlar. Yine bir T-150 görüyorum. Amerikan tankı. Fena bir tank değildir T-150. Tavsiye ederim. Onu da araya sıkıştırmak istedim. O hemen düşmeden önce hasarını veriyorum. O 412 hasar verdik ve o da canının yarısını aşağı yukarı kaybetmiş durumda. Takım çok iyi gidiyor. 8-300. Bundan sonra tamamen ben kendi hasarıma bakıyorum. Panther tankına nişan alıyoruz. Panther tankını da garaja yolluyoruz arkadaşlar. İki ağır tank var. İki ağır tank da çok enteresan bir şekilde hiçbir şekilde benle ilgilenmiyorlar. Odak noktaları ben değilim. Bundan faydalanıyorum. Şöyle güzelce paletine nişan alıyorum. Palette hasarımı atıyorum. Ardından diğer tanka nişan alacağım. T-150 bu arada namlusunu bana çevirdi. Orada olduğumu farkında ve bana hasar vermek istiyor. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Onun namlusu dönerken, kaçarken diğer T-150'ye vuruyorum. Çünkü o T-150'yi takım arkadaşlarım garaja yolladı. 2439 hasardayız. Top dair çıktığımız bir maç. Agresif oynamak zorundayız. Takımımızı sırtlamak zorundayız. O yüzden en önde gidiyorum. Zaten neredeyse canım da full. Scorpion. Kör atış yapıyorum belki çıkmıştır diye. Yine olmadı. Spotlandım. Durmadan devam ediyorum. Arkada bir Nation var. Nation'a bakmıyorum bile, kafayı bile çevirmiyorum. Bir de Artin'in olduğunu orada hissettim. Oradan atış geldi. Art da benden sektirdi. Scorpion da benden sektirdi. Daha doğrusu Art da vurdu. Hasar veremedi. Scorpion da aynı şekilde taretinden sektirdi. Burada
topumuzun ne kadar aslında isabetsiz olduğunu görüyoruz. Gerçi benim de biraz hatam, durmam gerekiyor ama çok da fazla vakit kaybetmiyorum. Zaten vakit kaybetmek istemiyorum. Artıyı da spotladım. Scorpion nişanımı aldım. Scorpion'u garaja yolladım. Artı ramlayacağım. 70 hasar veriyorum. Artı'nın 12 canı kaldı. Takım arkadaşlarım da Artı'yı garaja yolladı. Şimdi T-34-3 bir premium tank. Maçı kazandık 2767 hasarla. Bir de maç sonrasında bir şeye bakalım, hasar ve gelir dengesine bakalım arkadaşlar. Hemen oraya geçiyoruz. 106.000 para kazanıyoruz, 5.000 şey yapıyoruz. Geliri gayet iyi bir tank. 2767 hasar verdik, ikinci olduk. Tırnak içinde söyleyeyim, 91.000'de karımız var. Maç sonu skorları da bu şekilde arkadaşlar. Tekrar şey yaptığımızda, T-34-3 alınır mı diye sorduğunuzda, nasıl bir tank diye sorduğunuzda, T-34-3 alınabilir bir tank, kaliteli bir tank diyebilirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.